Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Navbatdagi ochiq muloqot dasturimiz yana efirda. Mana yaqindagina so'nggi qo'ng'iroq jaranglab, butun bir o'quv yurtlarida joriy o'quv yili yakunlandi. Endi esa butun bir boshli umumta'lim maktablarining bitiruvchilari, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarining bitiruvchilari oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishga katta tayyorgarlik ko'rishmoqda. Demak, 2023-2024 o'quv yili uchun hujjatlar qabul qilish jarayoni boshlanishiga ham sanoqli bir kunlar qoldi. Ya'ni joriy yil 20-iyundan 20-iyulgacha bo'lgan muddatda oliy o'quv yurtlariga hujjatlar qabul qilinadi. Xo'sh, aynan joriy 2023-2024 o'quv yili uchun talabalarga qabul qilish bo'yicha hujjatlar qabul qilishda, talabalikka qabul qilishda bu yil qanday yangiliklar bo'layapti yoki bo'lmasa qanday o'zgarishlar bor? Bugungi ko'rsatuvimiz aynan mana shu mavzuda bo'ladi va ko'rsatuvimiz ishtirokchilari ham aynan mana shunga aloqador bo'lgan viloyatdagi oliy o'quv yurtlarining rahbarlari hamda mana shu test bo'yicha mas'ul mutasaddilar. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini sizlarga tanishtirib o'taman. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi bilim va malakalarni baholash shobasi mudiri Baxtiyor Yakubov, Urganch davlat universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektori Sardor Xo'janiyazov, Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali direktori Rashid Ro'ziboyev, Urganch davlat pedagogika instituti rektori vazifasini bajaruvchi Jumanazar Yormetov, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali direktori vazifasini bajaruvchi O'tkir Matyakubov, O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali direktori Shonazar Botirovlar bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchilari hisoblanadi. Xo'sh, mana yana sanoqli kunlardan keyin, aniqrog'i 20-iyun sanasidan boshlab abituriyentlikka, mana shu abituriyentlardan oliy o'quv yurtiga o'qishga qabul qilish uchun hujjatlar qabul qilinadi. Demak, bu yilgi hujjatlarni qabul qilib olish, test sinovlarini topshirish, qolaversa talabalikka qabul qilish bo'yicha qanday yangiliklar bor yoki bo'lmasa o'zgarishlar bor? Biz bugun aynan mana shu mavzuda siz bilan suhbatlashamiz va aynan biz odatdagidek jonli efirdamiz. Mabodo bugungi mavzu doirasida sizda qandaydir bir savollar bo'lsa, bemalol studiyamizga o'rnatilgan 223-9201 hamda 223-9218 raqamli telefonlarga murojaat qilishingiz va aynan mana shu dasturimiz davomida o'z savollaringizga javob olish imkoniyati bugun sizda bor albatta. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi sho'ba mudiri, bu yilgi mana shu test sinovlari qanday tartibda o'tkaziladi yoki bo'lmasa mana shu hujjatlarni qabul qilib olish mana shu borada so'z yuritadilar. Marhamat, Baxtiyor aka. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar. Mana bu yil hammamizda xabarimiz bor, iqtisodiy islohotlar bo'lib shu davom etmoqda. Shu o'zgarishlar natijasida tizimimizda ham o'zgarishlar yuzaga keldi. Oldingi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimida shu tizimini bazasida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashkil qilindi. Shu vazirlikning joylarda hududiy boshqarmalari tarkib topib, hududiy boshqarmalar tarkibiga bilim va malakalarni baholash shubasi tashkil qilindi. Endi hududlarda o'tkaziladigan test sinovlari Oliy ta'lim vazirligi tarkibidagi bilim va malakalarni baholash agentligining bilan birgalikda joylardagi hududiy shubalar yordamida test sinovlari o'tkaziladi. Test sinovlari da qatnashish uchun o'tgan yili 1,146,000 dan ziyod abituriyent ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, shu o'qish istagini bildirayotgan abituriyentlarimizni sonlaridan hisob-kitob qilib chiqishimiz natijasida prognoz qilingan 1,260,000 nafar abituriyent respublika bo'yicha ro'yxatdan o'tish kutilmoqda. Bizning viloyatimizda o'tgan yili 73,000 ya'ni ortiq abituriyent 70,000 ortiq abituriyent
ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu yilgi prognoz bo'yicha 74 ming atrofida abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tishi belgilangan va shularga mos ravishda joylar hozirlab qo'yilyapti. Bu yilgi yangiliklardan bittasi oldingi test sinovlari ketma-ket 3 yil davomida ochiq maydonlarda, stadionlarda o'tkazilgan bo'lsa, bu yıl şunu yapık binalarda ötkeziş rejalaştırıldı ve bu boyunca caylar bilgilep şu caylarda da ötkeziş boyunca kelişip alındı. Mana bizim vilayetimizde 7'te yapık binada test sınavları ötkeziş rejalaştırıldı. Bu binalar Yaşlık Sport Mecmuası Karaslı, 5'te sport oyun sport başkarmasına karşılığı binalar bulup, manej, hemimiz bilemiz, bu katta bina hesaplanadı, 1200 nefer caylaşadı. Abiturient, gimnastike merkezi, yurda 300 orun belgilengenimiz, düzde kuraj zalıga 300 orun belgilengen. Şundan keyin, tennis ve badmintonlar var, her kaysı da 300-300 orundan orun belgilengen. Bundan taşkarı, eğer abituriyentlerimizin sanı şu aytilgendek boladigan bolsa, baribir yana bitta binani koşganmiz, Urganç Pedagogika Institutiga qarashli Akademik Liseyinin şu Yaşlık Sport Majmuasini yanıdagi bina, şunu sport zalını olganmiz, u yerda ham 300 abituriyent. Yani bir smenada biz 3660 nefer abituriyentni test sınavdan o'tkazamiz. Bir kunda 2 smena o'tkaziladi, ya'ni 7000'den ortiq abituriyentni biz bir kunda o'tkazadigan bo'lsak, jarayon boshdan oxirigacha, demek 10 yarım kun davom etsa, biz şu 74 ming abituriyentni bemalol o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi test sinovlariga tayyorgarlik ko'rib kelayotgan abituriyentlar diqqatiga shuni aytib qo'yishimiz kerak. Mana sanoqli kunlardan keyin ro'yxatdan o'tish boshlanadi. Ro'yxatdan o'tganda albatta bizga kerakli bo'lgan hujjatlar, pasport kerak bo'ladi, hamda o'rta ma'lumotga ega bo'lganlik namuna, davlat namunasidagi hujjat kerak bo'ladi, ya'ni attestat. Mana shu ikkita hujjat asosida ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ladi. Ko'pchilik yoshlarimiz pasport alma yürgen buladigan bo'lsa, zudlik bilen alış gerek. Çünkü pasportsiz ro'yxatdan o'tish imkoniyati yok. Bundan tashqari abituriyentlerimizde albatta şu sayt arqali o'tgan paytda ma'lumotlarni yetkazish uchun ishlatiladigan telefon, yani mobil telefonlarını özündikinden faydalanış gerek. Ayrım paytta başka bir odun telefonda, ata anasının telefonda ya ki başkadan faydalanıp ro'yxatdan ötedi de ki ata anası ya ki Rossiya'ya ya Kazakistan'a ya ki başka cege ketip kalıp ya ki telefonu yok atıp koyuş halatları bugün halatta malumatlardan bir bakıra kalan. Yani yuvarlanan haber verilgende onge şu özünün mobil telefonu bulsa hem tegişli malumatlar şu mobil telefonu arkalı emelge aşırılardı. Şimdi her bir ro'yxatdan o'tuvchi özünü numamız var, saytımız var. Yani bizler aldığında devlet test merkezi bazası da bilim ve melekelerini bakalaş agentliği teşkil kılıngan dedik. Şunun saytı var. Şu sayt MyUzbMB, yani Özbekistan Bilim ve Melekelerini Bahalaş Agentliginin sayt hesaplanadı. Mana şu arkalı, ondan taşkarı yagana interaktif devlet hizmetlerinden faydalanışları mümkün. Bunda halette my.gov.uz saytından faydalanış gerek buladı. Ro'yxatdan o'tishda elbette abituriyentlerimizden itibar bir işlerini sorayımız. Negaki ko'pchilik abituriyentlarimizda o'zlari ro'yxatdan o'tish o'rniga yoki o'zlarini o'zlariga ishonmaslik yoki bilmasligi natijasidami ko'chada, ya'ni boshqa birovlarning yordamida, paynetlarda o'tirganlar yordamida ro'yxatdan o'tadida, ro'yxatdan o'tgandan keyin abituriyentni qaydnomasi chiqadi. O'sha qaydnomada yozilgan yozuvni albatta o'qib ko'rishlari kerak.
u yerda abituriyentga tegishli ma'lumotlar bo'ladi. Qaysi yo'nalishlarni tanlagani, qayerda test topshirishi, qaysi nimalardan imtiyozlarga ega ekanligi hammasi o'qib ko'rmasdan abituriyent qaydnomani olib ketaveradi. Bir oy davomida qayd qilish, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugagandan keyin meni topshiradigan joyim Buxoro bo'lib qolibdi, ya Toshkent, ya Samarqand bo'lib qolibdi, o'zgartirib bering degan nima murojaatlar bo'lib qoladi. Shunday bo'lmasligi uchun, shunga yo'l qo'ymasligi uchun shu qayerda o'tishingizdan qat'iy nazar qaydnoma chiqqanda qaydnomani o'qib ko'ring. O'qib, o'zingizni qanoatlantiradigan bo'lsa, qoniqtiradigan bo'lsa, to'g'ri yozilgan bo'lsa, shu bemalol ketishingiz mumkin. Bo'lmasa, shu tegishli joyda e'tibor berishingiz kerak. Davlat granti va kontrakti degan, ya'ni qanaqa turda o'qishingizga talab qilyapsiz yoki davlat granti asosidami? Mana bularni albatta tekshirib olishingiz kerak. Yo'l yo'nalishlarini albatta tekshirib olishingiz kerak. Mana bu yilgi yangiliklardan yana bittasi Oliy ta'lim vazirligi tomonidan oldin davlat qabul komissiyasi tomonidan shu nima bo'yicha bakalavr yo'nalishlari bo'yicha har bir mos ta'lim yo'nalishlarida topshiradigan fanlar tasdiqlanar edi. Mana buni bu yilgi nimada o'quv yilida oliy ta'limga berganligi uchun mana oliy ta'lim buni yanvar oyida aniqlik kiritib berdi. Qaysi abituriyent qaysi yo'nalishga topshiradigan bo'lsa, shu yo'nalishda topshiriladigan birinchi, ikkinchi bosqich fanlarini qaysi fanlardan topshirishini yanvar oyida aniqlab berdi. Ko'pchilik ota-onalarimiz murojaat qiladigan edi. Shuni ertaroq qilsa, bizi bolalarimiz repetitorga qatnayapti, mana shu fanlarda aniqlik bo'lmayapti degan savollar bilan murojaat qilar edi. Mana shu yarim yildan ortiq oldin mana buni hal qilib berdi. Bu bo'yicha kim qaysi oliy o'quv yurtini qaysi yo'nalishga topshiradigan bo'lsa, o'sha bo'yicha savollaringiz bo'lsa, qaysi fandan birinchi blok fani, qaysi fandan ikkinchi blok fani bo'lib qatnashadi, bular to'g'risida aytishimiz mumkin. Chunki respublikamiz oliy o'quv yurtlarida 484 yo'nalishda test sinovlari o'tkaziladi. Endi rahmat, albatta hali telefon qo'ng'iroqlari orqali savollar bo'ladi sizga, yana yuzlanamiz. Aynan mana shu viloyatdagi yirik oliy o'quv yurtlaridan biri Urganch davlat universitetida joriy mana shu 2023-2024 o'quv yili uchun qaysi bir yo'nalishlar bo'yicha mana shu talabalar qabul qilinadi va bu yilgisi oldingilardan qanday farqlanadi, o'zgarish va yangiliklar nimada, mana shu borada marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar. Haqiqatan bugungi kunda Urganch davlat universiteti talabalar soni bo'yicha respublikada eng katta universitetlardan biri hisoblanadi. Bu o'zgarishlar albatta shu oliy ta'lim sohasida so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar natijasi sifatida qaralishi lozim deb hisoblaymiz. Mana bu yil ham 2023-2024 o'quv yilida bizlar bakalavriatning 75 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha kunduz va sirtqi shakllarda qabulni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Shu 75 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishining ichida 37 tasi sirtqi shaklda ham o'qish tashkil qilinadi va bittasi masofaviy ta'lim shaklida. Va bundan tashqari oliy ta'lim muassasalarini ilmiy pedagogik kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida 36 ta magistratura mutaxassisliklari bo'yicha ham qabul rejalari shakllantirilgan. Qabul bo'yicha kvotalarga takliflarni berganmiz o'z vaqtida, shu tez orada mana shu kunlarda tasdiqlanishi kutilmoqda va shundan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, viloyatimizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini e'tiborga olgan holda amalga oshirilayotgan davlat dasturlaridan kelib chiqqan holda rivojlanayotgan sohalarni kadrlarga bo'lgan ehtiyojini inobatga olgan holda bu yil bizga 24 ta bakalavriatning yangi ta'lim yo'nalishlarini ochishga demak takliflarni berganmiz. Bularning ichida deyarli barcha sohalarni qamrab oladigan yo'nalishlar bor. Ba'zilari bizlarni
xalqara həmkarlığımız dairəsi də açılarkən yönəlişlər, məsələn, Koreys dili boyunca filologiya yönəlişini qoşma demək layihamız əsasında açıqca hərəkət qılıyabımız. Bundan taşqarı bir qança iqtisadi yönəlişlər əvvəl bizlərdə bulmayan, məsələn, mintaqavi iqtisadiyyat, bank işi və auditi və şu abituriyentlə köp raq qızıqdıradigan yönəlişlərlə təklifini bergəmiz cümlədən Caxan iqtisadiyyatı və xalqara iqtisadi münasibətlər, yurisprudensiya bugünkü gündə ən tələbi yuxarı bolan yönəlişlərim var. Bir də mənə axbarat xavsızlığı şula qatarıda, ya ki, bu masa müqabul energiya mənbələridir, yəni yəngi-yəngi yönəlişlər. Sport fəaliyyətini köp tarmaqlarını kamera balgan halda təkliflərini bergənmiz. Mənə şu təkliflər tasdiqlansa, demək bizə bugün mənə şu köpləb yəngi yönəlişlərini açıb şu tolakallı oxu cərəyanını təşkil qılışa hərəkət qılamız. İndi hazır gündə universitetdə qabulunu başlayış üçün tərgərlik işləri həməsi əməlgə açıldı. Mənə ənənəvi tərzdə universitetimizin pedagogika fakulteti binası da demək qabul komissiyası caylaşdırıldı. Bir yerdə bizə demək müraciətlər üçün call centerini təyirləyəmiz, telefonlar rəqamları həməsi elan qılınadı. İndi hazır bir gündə 224-66-20-224-67-00 telefonlarına müraciət qılsalab oladı və tez arada başqa 6 də telefon var. Hazır indi vaxtını alıb aytıb oturmayın bunlarını. Bu haqdəki məlumatlarımız həməsi universitetinin rəsmi web saytıda xam caylaşdırılgən 3w.urdu.uz latin grafikası da kiçik hərflər bilən. Mənə şu sayt arqalı xam demək bir vasitə tezkəri alaqa və yəngiliklər caylaşdırıb barladı. İndi büyük bizə həməsi olub 3885 də demək orınca qabul kvotasıya təkliflərini bergənimiz. Şundan 2775-dəsi bu gündüzgi təlim şəkli. Əgər bunu ötkən il bilən salışdıradığım olsaq, ötkən il bizə 2025-dəyə demək tasdiqlanıb verilgəndir. Deyərli 700-dən artıq demək orınca demək ehtiyacdan kilib çıxan halda təklif vergənimiz. Xudu üçün deyil, sırtqı təlimdə bu yıl 740-də orınca zayıfcə vergənimiz. Ötkən ili bizə də 425-də orınıydı sırtqı şəkildə və məsafavi təlim şəklində bizə kompüter texnologiyaları bilən bağlı yönəlişə bir qoyubmız. Bir də demək 150-də orınca. Kagərlərin şu magistratura mütəxəssislikləri kesimi də bu özəmizni və vilayətdəki başqa ali təlim müəssisələrini şu magistr dərəcəsindəki kadrlarga bu ehtiyacını qaplaydı yan dərəcədə yəngi mütəxəssisliklərindən inabat gəlgən halda kirtkənmiz. Rəhmət. İndi umumən Toshkent Tibbiyat Akademiyası Urgenç filialda bu yıl qaysi yönəlişlər boyunca mənə şu abituriyentlər qəbul qılınadı tələbəlikkə, ya ki, olmasa qanday özgərişlər, yəngiliklər var? Marhamat. Rahmat, ötkir əkə, Toshkent Tibbiyat Akademiyası Urgenç filialıda şu ənənəvi, əsasi Özbekistan Tibbiyat Ali Təlimidə məvcud bugən bərçə yönəlişlər məvcud. Bunların hər biri bu içə toxtalıb ötədəgən bulsam, bu stomatologiya yönəlişi, davalaş işi, pediatriya işi, tibbi profilaktika, farmasiya, ali həmşirəlik işi və keyingi mənə 3-cü ildə qabul davam qılmaqda bu xalq tababatı əsasi 7-də yönəlişkə abituriyentlərdən hüccətlər qabul qılınadı. Ötkən yilgidən farklı tamamı bu mənə şu tələbələrini, ehtiyacını, ya ki abituriyentlərini sanını yıldan yılga aşıb barışını inovatka algan halda bu yıl umumi kvotamız 800 nəfər tələbə qılıb bilgilengen. Bu ötkən yılgiyə nisbətən 185 orınga köp və şunga mas rəvişdə mənəcə yukarıda etib ötkən türlü yönəlişlərdə həm sanı aşıb bargen. Ondan taşqarı bizə də mənə kengi 4 ildə Rusiya Federasiyasının
Kazan Federal Üniversitesi hem de Privolsk İlmi Tibbiyat Tatbikat Üniversitesi bilen koşma destur esasında talebeler kabul kılınmakta. Bu yöneliş bu içe hem bana oralar sahanı 100 takılıp tasdiklengen. Fakat farklı tamamı bu yıl yine bitti koşumça yöneliş açılmakta. Bu oşa yukarıda etip ötken Privolsk Tekşiriş Tibbiyat Üniversitesi'nin stomatologiya yöneliş. Aldıngi yılları bize de Kazan Federal Üniversitesi'nin tibbi biyologiya hem de Privolsk'ni davalaş farmasiya yönelişleri mevcut idi. Şimdi kabul cereyalları bu içe bana özünüz, hemkesberim bu hem abituriyentler için umumi, şunun için bunlar için alakıda tohtalıp oturmayayım ben. Eğer koşumça malumatla gerek buladığım olsa 224 84 84 telefonu arkalı abituriyentler müracaat kılışları mümkün. Ondan taşkarı 20. iyundan başlayıp özümüzde filial binasında call center'ımız faaliyet kursatıp başlaydı. Eğer elektron hüccet taşkarıştan abituriyentlerde birer bir düşünmeçilik yüzeye keledigen olsa bimalal bana şu call center'ıge müracaat kılıp üzerine koşumça malumatla alışları mümkün. Rahmet, umman olgende mana shu oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishga shaylanib turgan abituriyentlardan bir narsani iltimos qilardik. Siz bugun aynan bir soatlik dasturimiz davomida o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarni berishingiz va aynan bugun mana shu viloyatdagi oliy o'quv yurtlarining rahbarlaridan tegishli javob olish imkoniyatiga egasiz. Shunday ekan, men telefon raqamlarimizni qayta eslatib o'taman. 223 92 01 hamda 223 92 18 raqamli telefonlarga murojaat qiling va aynan mana shu dasturumuz davomida mana shu bu yilgi qabul jarayonlari, mutaxassisliklar yoki bo'lmasa kimlarga qanday imtiyozlar borligi haqida bemalol bugun siz mana shu o'z savollaringizga javob olish imkoniyatiga egasiz. Xo'sh, aynan mana shu o'tgan yili tashkil qilingan Urganch davlat pedagogika institutida bu yilgi qabul jarayonlari qanday bo'ladi? Shu haqda marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana xabaringiz bor. 2022-23 o'quv yilidan boshlab Urganch Davlat Universitetining pedagogik ta'lim yo'nalishlari hamda magistratura mutaxassisliklari negizida Urganch Davlat Pedagogika Institutimiz tashkil qilindi. Asosan institutimizda maktabgacha ta'lim muassasalari hamda o'rta ta'lim maktablari uchun pedagog kadrlar tayyorlanadi. 2022-23 o'quv yilidan boshlab bizda 11 bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha mana misol uchun aytib o'tishim mumkin, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, texnologik ta'lim, jismoniy madaniyat, tillar bo'yicha o'zbek tili va adabiyoti, ingliz tili, rus tili, tasviriy san'at, musiqiy ta'lim yo'nalishlari, asosiy shu ta'lim yo'nalishlari bo'yicha pedagog kadrlar tayyorlashni boshladik. Undan tashqari 7 mutaxassislik bo'yicha bizda magistraturaga qabul amalga oshirildi. Magistratura jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi, pedagogika nazariyasi va tarixi, ta'lim va tarbiya nazariyasi, maktabgacha ta'lim, alohida boshlang'ich ta'lim, musiqa ta'limi va san'at, muhandislik grafikasi hamda ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi, texnologik ta'lim bo'yicha biz kabul rejamiz bo'yicha jami 775 nafar talaba kabul qilishimiz kerak edi. Bugungi kunda yoshlarimizni ta'limga jalb qilish, ularga yaratilayotgan imtiyozlar natijasida bizning hozir bugungi kunda birinchi kurs talabalarimiz 1800 dan ortiqni tashkil qiladi. Undan tashqari mana 2023-2024 o'quv yildan boshlab yangi bakalavriyat ta'lim yo'nalishlari, ya'ni geografiya va iqtisodiy bilim asoslari, tarix, matematika va informatika, fizika va astronomiya yo'nalishlari bo'yicha o'qituvchilarni tayyorlash rejalashtirganmiz. Bu yilgi qabul rejamiz jami 1076 tani tashkil qiladi. Shundan 1025 tasi bakalavriyat ta'lim yo'nalishlari. Bizda ta'lim yo'nalishlarining kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllari bugungi kunda mavjud. Undan tashqari 8 magistratura mutaxassisligi bo'yicha 51 nafar talaba qabul qilishni rejalashtirganmiz.
Endi bizde bugünkü günde şu 2023-2024 oku yılı için kabul cereyanıge kabul komissiyasının terkibi şekillendirilip iş recesi günü keçe tasdiklandı. Kabul boyuca berçe malumatlar yani koşumça 229-37-87 hem de institutumuzun latin harfleri bilen yazıladı ursp.i.uz saytı arkalı berçe malumatlarga ege buluş mümkün. Biz ne yukarıda aytıp ötkenimizdik institutumuz şu Urganç Devlet Üniversitesi bazasında teşkil kılındı. Bugünkü günde alakıda faaliyet alıp barmakta. Yuridik menzilimiz Urganç Şahar Gürlen Köçesi 1. üyde caylaşken aldıngi Urganç Devlet Üniversitesi'nin aldıngi İktisadiyat Fakülteti binası da caylaşken. Rahmet. Umman Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Urganch filialiga talabalikka qabul qilish jarayonlari haqida marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Urganch filiali asosan IT, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya sohasi bo'yicha kadrlar yetishtirib chiqaradi. Bugungi kunda filialimizda 2200dan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Bular 1285-tasi kunduzgi ta'lim yo'nalishida tahsil olsa, 950-ga yaqini sirtqi ta'limda tahsil olib kelmoqda. Bu yilgi qabul ko'rsatkichlarimiz bo'yicha gapiradigan bo'lsam, kunduzgi bakalavriat yo'nalishiga 7-ta yo'nalish bo'yicha qabul rejalashtirilgan. Bular raqamli iqtisodiyot, axborot xavfsizligi, kompyuter injineringi, dasturiy injinering, telekommunikatsiya texnologiyalari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta'limi va pochta aloqasi texnologiyasi. O'tgan yilgi qabulga nisbatan o'zgarishimiz bu yil raqamli iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha endi mutaxassis abituriyentlarni qabul qilamiz. Yangi ochilgan yo'nalishimiz hisoblanadi. Xuddi shunday bakalavriatning sirtqi ta'lim yo'nalishi bo'yicha kutubxona axborot faoliyati, kompyuter injineringi, telekommunikatsiya texnologiyalari, dastur injinering kabi 4 ta yo'nalish bo'yicha abituriyentlarni qabul qilishni, talabalikka qabul qilishni rejalashtirganmiz. O'tgan yilga nisbatan yangiliklardan yana bittasini aytadigan bo'lsam, bu yil TATU'ning Urganch filialida masofaviy ta'lim bo'yicha ham 2 ta yo'nalish bo'yicha qabul rejalashtirilgan. Bular kompyuter injineringiga 100 ta o'rin va dastur injinering yo'nalishiga 100 ta o'rin hamda magistraturaning 4 ta yo'nalishi hozirgi kunda mavjud. Bular axborot xavfsizligi, kompyuter injinering, dastur injinering, telekommunikatsiya injineringi, ya'ni teleradio eshittirish. Ta'kidlab aytib o'tish joizki, magistraturaga kvotalarimiz hammasi davlat granti asosida shakllantirilgan. Qabul bo'yicha bu yil Novosibirsk davlat texnika universiteti bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturi ochish rejalashtirilgan. Bu bo'yicha ham hozirgi kunda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Qabul jarayonlari filialning asosiy o'quv binosida bo'lib o'tadi. Filial asosiy o'quv binosi Urgan shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasining 110-uyida joylashgan bo'lib, 224-61-32 telefon raqamlari orqali barcha ma'lumotlarni abituriyentlar olishlari mumkin. Bundan tashqari filialning rasmiy sayti ubutuit.uz sayti orqali abituriyentlar o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni shu yerdan topishlari yoki murojaat botlarimiz shakllantirilgan, shu murojaat botlar orqali tegishli yo'nalishdagi mutaxassislarga bevosita murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Asosan Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti Urganch filialiga kirish imtihonlari topshiriladigan fanlar asosiy 3-tasini aytadigan bo'lsam, bular matematika, fizika va chet til ingliz tilidan savollar tushadi. O'sha 3-ta asosiy fandan imtihon topshirib yetarli ball to'plagan taqdirda talabalikka qabul qilinishi mumkin. Rahmat. Mana bu viloyatimizdagi keyingi yillarda o'z faoliyatini boshlagan oliy o'quv yurtlaridan biri bu O'zbekiston xoreografiya akademiyasining Urganch filiali hisoblanadi. Umuman bu oliygohga qabul qilishning o'ziga xos bir jihatlari bor. Bu ijodiy yo'nalishda albatta suhbat, imtihon jarayonlari bo'lib o'tadi. Mana shu boradagi yangiliklar nimada? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar. Mana O'zbekiston Davlat Xoreografiya Akademiyasi Urganch filiali joriy yilda 3-marta talabalarni o'qishga qabul qilyapti.
Bu yıl bizde değerli hiç kendi özgürlük yok. Ötken yılı 2022-2023 oku yılı da kündüzgü talim yönelişte bizde Rus grupası mevcut idi. Cari yılda bana şu Rus grupasını biz açmıyordukken bulduk. Onge talep üçelik köp olma geldik sebeple. Lekin cari yılda o şey kaligrafi türleri boyunca kaligrafi zamanlar rehberliği, mutakasliği asasında sırtkı ve kündüzgü talim yönelişlerine talebelerini kabul kılamız. Şimdi Özbekistan Devlet Kaligrafi Akademiyası Ürgeç filialının belki intikalları başka âli talim muhasseselerine karagendirmesi bile farklıydı diye sağır var. Bizde icadi imtihallar mevcut. Malum ki bana 20 iyundan ta 20 iyulu geçe eğer de hüccetler kabul kuruna degen bosa test baştan günü geçe bolgen vakt aralığı da icadi imtihallar tapşırış gerek burada abdületlerimiz. Demek 20 iyulu da hüccetler tapşırışa günü yetken eden kiyin uzağı bilen iki günün içi de icadi imtihallar başlanadı. Şimdi bizde icadi imtihallar boyunca imtihallar kandaya alıp varlar. Demek talebelerimiz mutakaslik boyunca, aynı şu balet meslek sanatı boyunca bitti icadi raks sahnelaştırışları gerek buladı ve imtihanda bana şu rakslarını takdim kılıçları gerek buladı. Kagen faaliyetler boyunca, misal şu halk raks, sahne raksı, Özbek raksı ve klasik rakslardan tapşırılar degen barcha imtihanlar nazari tarzda buladı. Ve bu yerde elbette talebelerimizden o şey halk sahne raksları boyunca savolda tushadigan har qanday misol uchun har qanday millat raqslaridan birortasini Ukrayin, Qozoq, Kavkaz xalqlaridan tushib qolishi mumkin, birorta improvizatsiya raqs ijro qilib berishlari kerak bo'ladi. Bizda aynan mana shu ijodiy imtihonlar bilan boshqa oliy ta'lim muassasalaridan biroz farq qilamiz. Qolgan hamma jarayonlar bir xilda olib boriladi. Rahmat. Umuman biz dasturimiz avvalida aytib o'tdik. Canlı efirde ekanligimiz cari yılda mana şu hujjat topshirishga shaydanib turgan abituriyentlarimizda yoki bo'lmasa ularning ota-onalarida bugungi mavzuga oid qanaqadir savollar, takliflar bo'lsa, studiyamizga o'rnatilgan 223-92-01 hamda 223-92-18 raqamli telefonlarga murojaat qilishlari mumkinligini qayta eslatamiz. Bizga savollar kelayapti. Toshkent Davlat Agrar Universiteti Nukus filialida o'qishni tamomlab, bakalavr diplomini oldim. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha hujjat topshirsam, o'qishga qabul qilish imtihon jarayonlari qanday bo'ladi? Bu o'qish muddati qancha deb so'rayaptilar. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha. Marhamat. Rahmat. Endi hozir haqiqatdan mana ta'lim shakllari rang-barangligi bilan mana bu yaratilayotgan imkoniyatlari kengligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda yana oliy ta'limga bo'layotgan qabul jarayonlari bir necha yildan beri mana ikkinchi oliy ma'lumot olish imkoniyatlari ham shular jumlasiga kiradi. Bugungi kunda demak bu savolimizga shunday javob bersa bo'ladi. Bu talabamiz demak endi talaba bo'lib bitkazsa bugun endi ikkinchi oliy ma'lumot olish uchun masalan Urganch davlat universitetiga murojaat qilsa bizlar mana shu qabul jarayoni boshlangan kundan 20 iyundan o'sha saytimizda va boshqa barcha e'lonlar taxtasida ma'lumotlarni rasmiy Telegram kanallarimizda qabul qilinadigan yo'nalishlar va demak tartiblari haqida ma'lumotlarni joylashtiramiz. Umumiy qoida shundan iboratki, bu yerda o'qish asosan sirtqi shaklda bo'ladi. Kunduzgi shaklda ikkinchi oliy ma'lumot faqat chet tili yo'nalishlarda amalga oshiriladi, chunki ularda hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida sirtqi ta'lim shakli yo'q chet tilini o'qitishda. Qolgan hammasinda demak abituriyentni xohishiga ko'ra kunduzgi yoki ta'lim shaklida o'qishi mumkin. Agar sirtqi ta'limda ko'pchilik baribir sirtqi ta'limni shakl tanlaydi, ham ishlab ham o'qish uchun. Bu yerda sirtqi ta'lim shaklini o'zida o'qish muddati 5 yil. Ikkinchi oliy ma'lumot olaman degan talaba abituriyent murojaat etsa, o'qishga qabul qilinsa, u ikkinchi kursdan qabul qilinadi, ya'ni uni o'qish muddati 4 yil bo'ladi sirtqi ta'lim shaklida. Qabul jarayoni ham suhbat asosida bo'ladi. Shuni o'zini tanlagan yo'nalishi bo'yicha
umumi bir tushunchaga ega barcha demak abituriyentlarni qabul qilib turibmiz. Yani Urganch davlat universiteti o'tgan yili deyarli barcha murojaat qilgan demak abituriyentlarni biz ikkinchi oliy ma'lumotga qabul qilganmiz va shu o'rnatilgan tartibda shu belgilangan davlat ta'lim standartlari asosida o'quv rejalar asosida o'qish jarayoni tashkil qilingan. Demek aynen ikinci mutakaslikçe bakalar derecesi de malumat alış için test sınavlarını tapşırmaktan fakat yine sohbet esası da okuşa kabul kılınadı. Sırtkı bölümlerge. Ha, elbette sırtkı hem kündüzge hem. Özünü hakşıya göre kaç şekilini tenlese çünkü hüccet tapşırışı mümkün. Rahmet. Bana bu yerde Yengerik Tuman'dan, Astana Kışlağı'dan bu yıl Orta Umutalim Mektebini altın medalge tügete yapman, kandidatı imtiyazlar var mı deyip soru yaptılar. Okuşa kabul kılışta. Şimdi hazır geçeyim, bugün gün geçeyim bu imtiyaz altın medal ya ki kümüş medallar bu içe Ali Okurutu'ya kırışta imtiyaz belgilenmedi. Nümallarda halkara olimpiyadalarda ya ki mesela respublika olimpiyadalarda birinci ikinci yani nüfuzlu uğurlarını egallaganlarga belgilengen imtiyazlar var. Eğer o doğruda aytadigan bo'lsak halkara olimpiyadalarda matematika, fizika, kimya, biyologiya, informatika fanlar bo'yicha birinci, ikinci, üçüncü uğrunu egallaganlar test sınavları siz doğrudan doğru Ali Okurutlarga tapşırgan yönelişe muhasifeller buladigan bo'lsa şu kabul kılınadı grant esasında. Respublika fen olimpiyadalarının şu baya sene ötken fenlerimiz boyunca birinci, ikinci, üçüncü uğrunlarını egallagan bo'lsa ularga şu tapşırayotgan yönelişedeki fen bloku boyunca maksimal bal beriladi. Lekin o kümüş medal, altın medal boyunca hazırca alakada imtiyaz yok. Rahmet, şu orunda yine bir narsa yakında ictimai tarmaklarda bana şu okuşunu köçürüş hakkında malumatlar verildi. Bana şu hakkında betaturrak malumat alışını isteşe yaptı köpçülük yurttaşlarımız. Ali oku yurtadan, Ali oku yurtadaki okuşunu köçürüş varası da. Merhamet. Ben cevap vereyim. Şimdi talebeler okuşunu köçürüş boyunca demek bugünkü günde tegishli hükümet kararları esasında tasdiqlangan nizamla bu içe amalga aşırıladı. Cümleden 393. sanlı nizam başka kararlarda hazır bir günde talebeler okuşunu köçürüşünü her hıl şekilleri var. Mesela bitti Ali Təlim Muassasasının içi de okuşunu köçürüş. Ya ki bu masa demek vilayet respublika içindeki Ali Təlim muassasalarının içinde mas ve turdaş təlim yönelişlerine okuşunu köçürüş. Ya ki turdaş bomagan yönelişlerine okuşunu köçürüş ve harici demek Ali Təlim muassasalarında tahsil alırken talabalarımızın okuşunu köçürüş şekilleri de esasen köprak müracaatla buladı. Bu cereyan demek her yılı ornatılgan tertipte 15. iyuldan 5. avgust geçe bulan müddetlerde arizalarını kabul kılış bilen emelge aşırıladı. Bu demek arizalar online şekilde hakla uçur telebele tamamdan takdim kılınadı. Ve onlarını demek işte nizamda bilgilengen vekalatlar dairesi de körüp çıkıladı. Mesela bu üniversitetine ya ki Ali Təlim Muassasasının özünün içindeki içki periyot tabiinde aytamız adı cahidar kılıp aytkende yani Ali Təlim Muassasalarının özü de okusunu köçürüş olsa onu Ali Təlim Muassasasının kabul komisyası ve teyişli rahmetler köçürüş kadar. İstisaslıklar bu içe köçürüş mümkün mü? İstisaslıktan başka bir istisaslık ki? Yok. Hazır ikinde indi bunda imkaniyet yok. Lekin başka vilayetten mesela kaysa bir sebeplere göre başka respublika hududidagi Ali Təlim muassasalar ara okuşunu köçürüşte esasen iki halette ruhsat veriladi. Birinciden talebelik devrede turmuş kurgan bo'lsa talebe mesela ötken yıl aytaylik sentyabrda okuşga kirdi. Şu aralıkta yangi aile turmuş kurdular ve turmuş ortağını daimi yaşayacağı köçürüşe ruhsat veriladi. Özünü okutturgan yönelişige mas ve turdaş bo'lgan ta'lim yo'nalishini tanlasa.
təlim şəklini xalqla yerini tənləşir mümkün. Gündüzgi, sırtqa, əgər şu ali təlim müəssisəsi də bosa, şunga toru kelədiyən kursunda şu yönəliş bosa, şəkil bosa. İkinci halatı 18 yaşa tolmagan, vayaya yetməgən tələbə bosa, onu atanəsi, ailəsi bir xududdan başqa xududga, türlü səbəblərə görə daimi yaşayacağı özgərgən bosa, şu halatda ham demek ki onu vayaya yetməgənliyini inabatka algan halda arizası kandırıladı. Şu oranda əsasən saval tuğuladı məsələn, mənə ailəvi, mən ailənin köçüb getişi akıbətində bu okuşunu ham köçür yaptı. Lekin o aynan bu ali oku yurtida devlet grantı esasında oku yaptı. Lekin yengiden köçüp boradigan joyda okuşunu köçürgen takdirde devlet grantı esasında okuşunu devam kıldıradı mı? Ya ki olmazsa tölev kontrakt esasında mı? Tölev kontrakt esasında boladı. Onda okuşunu köçürüş. Şu bilen bir Katar'da məlum bir tayfadaki tələbələr için mesela birinci, ikinci güruh Nagirallah bosa. Bulada eğer okuşunu köçürüyetken ali təlim müəssisəsini tegişli yönelişi de grant orunlarda vakant orun bosa mesela bu ikinci kurstan okuşunu köçeri yaptı şu yönelişini ikinci kursu da ötken yıl kabul kılıngan mesela 5'te grant orundan bittesi boş olup kalan bosa aytelik şu bir yıl devamında kaysada bir talebe okuşunu taşıp gitti ya ki onunla okuşup başka yeri köçirdi şu ter halette demek şu orunca onu kabul kılış mümkün. Lekin ondan taşkarı demek bilgilenen tegişli kabul yeli bilgilenen devlet grant orunlardan taşkarı kabul kılıp bu muydu? Rahmet aynen bana bu saval ham bana şu köçürüş mevzusu da Yengerik Tuman'dan müracaat kılıyordular. Oğlum haricde Ali təlimdə təhsil aladı. Başqırdıstan Agrar Universitetində oxuydu. Energetika və Elektrotexnika Fakültetində sırtqı təlimdə oxuydu. Ürgençkə oxuşka köçürüş tərtibi qanday? Marhamat. Əlbəttə, xaricdə oxuyatkən eldaşlarımız Özbekistanga ali oxu yurtlarına köçürüşdü. Əlbəttə, bilim və məlikələrini baxalaş agentliyinin test sınavlarını tapışırış arqalı əməlgə aşırıladı. Bu şu kabul devrede şu köçürüş boyunca arizalar online tarzda belgilengen hüccetlerde resmileştirgen halatta emelge açırıladı. Elbette köçürüyatken abituriyent karzdar bulmaslık gerek hiçbir fendiden belgilengen formada şekillerde hüccetler resmileştirip o şu online ruhattan ötkenden keyin test sınavlarının yani bakalavr yönelişi boyunca ötkezilip bölgenden keyin bilgilengen senede yani aldığı devlet test merkezi arzulgu bilim ve melekelerinin bakalaş agentliğinin test sınavlarını tapışırış arkalı ötedi. Elbette her bir yöneliş boyunca Respublika'da devlet kabul komisyası yönelişlerde köçürüş için bilgilengen miyari balını bilgilep beredi. Her bir yönelişteki arkal. Kaysıdır bir yönelişteki 80 bal olsa, yine bir yönelişteki 115 bal olsa mümkün. Şu kursatılgın miyardan yukarı miyar etrafı da bal agen olsa, bir tölev kontrakt asasında şu təlim asasına köçürülədi. Rahmet şu oranda köpçülük hatın kızlarını kızdırıyorken mevzu, her yılı hatın kızlar için alakada bir imtiyazlar var. Mana şu hüccet tapşırışı ve kayırdan kandı imtiyazlarını alışı mümkün. Bu hocam, eğer cevap veredigen bulsak, bana hatın kızlardı imtiyaz, 5 yıl iş stajı ilgi bugün pedagoglar var. Özünün sahası boyunca şu elbette 5 yıl işlep yürgen orta mahsus malumatlı ayal pedagoglarımız var. Bunlar hem şu kabul devrede özlerinin yani mektep geçe ve mektep talimi bölümlerden ruhattan ötediler ve ruhattan ötüp umumi yani tapşırgan yönelişi boyunca test sınavları da katnaşadılar. Toplagan balları boyunca onlarını özde konkurs buladı. Şu konkurs esası da belgilengen kuotalar esası da onlarını kabul kılış emelge aşırılar. Bundan taşkarı nagiran bugün abituriyentlerimiz ayal abituriyentlerimiz için
ular uchun ham imtiyoz bor belgilangan. Ularda nogironligi uchun abituriyentlar ro'yxatdan o'tishda to'lov amalga oshirish kerak bo'ladi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 50% miqdorida. Hozir bazaviy hisoblash miqdori 330 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, shuning yarim miqdorida pul to'lanishi kerak bo'ladi. Oldin bitirib o'qishga kirmagan abituriyentlar bo'lsa, joriy yilda bitirayotgan abituriyentlar hamda boyagi nogironligi bor bo'lgan abituriyentlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu to'lovdan ozod bo'ladi. Bundan tashqari yana xotin-qizlarga shu ta'limda bakalavr yo'nalishidami yoki o'qituvchilar o'zining nimasini o'rtamoqchi ma'lumotlar bakalavrni olish istagida o'qiyotganlar uchun xotin-qizlar uchun foizsiz ta'lim kreditlari belgilangan. Bu foizsiz ta'lim kreditlarida kunduzgi, sirtqi, kechki ta'lim yo'nalishlarida shu foizsiz kreditlarni olish imkoniyati bor. 14% kredit deb aytiladi, lekin 14% kreditni 14%ini talaba to'lamaydi. Buni Moliya vazirligi huzurida tashkil qilingan jamg'arma orqali davlat tomonidan qoplab beriladi. Faqat shu bitirib chiqqandan keyin xotin-qizlar bitirib chiqqandan keyin tugatgandan keyin diplomni olgandan keyin 6 oydan keyin 7 yil davomida shu berilgan 14%li qarzdan tashqari asosiy o'zini olgan kredit summasini to'lab bo'lish kerak bo'ladi. Rahmat. Mana bu yerda qo'shib, marhamat. Marhamat. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana 2 yildirki magistratura mutaxassisliklari bo'yicha qabul kvotalari doirasida o'qishga qabul qilingan xotin-qizlar, ayollarimiz kontrakt summasi davlat tomonidan to'liq qoplab berilmoqda. Magistratura mutaxassisliklari uchun. Qo'shko'pir tumanidan Xiva qishloq xo'jaligi texnikumini bu yil tugatdim. Oliy ta'limga suhbat asosida qabul qilinishi mumkinmi? Imtiyozlar qatorida bor. Albatta, bu bo'yicha texnikumni 2 yil davomida shu fanlarni 50%dan 50% undan ortig'ini 4 va 5 baholarga o'zlashtirgan abituriyentlarimiz ta'lim muassasasini o'ziga tegish, o'zi olayotgan ta'lim yo'nalishi bo'yicha topshirgan oliy o'quvda 2-chi kursdan suhbat asosida qabul qilindi. Shu o'rinda yana bir mana shu o'rta umumta'lim maktablarini tugatgan abituriyentlarning ham oliy o'quv yurtiga qabul qilishda oldingi maktabda o'qigan baholari yakuni bo'yicha qandaydir bir belgilanishi ko'zda tutilgandi. Mana shu borada tushuntirish bersak. Albatta, bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 696 sonli qarorida belgilab berilgan 6 yil davomida, ya'ni 11 sinfgacha, 6 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan da o'tgan yillik o'rtacha ballarni o'zlashtirish ballarini o'rtachasi olinadi. Bu u ball 5 ballik tizimga aylantirilib, shu oldingi foizda bo'ladigan bo'lsa 5 ballik tizimga o'zlashtiriladi. Buni endi foizda bo'ladigan 86dan 100%gacha bo'lsa 5, 71%dan 85%gacha bo'lsa 4 va hokazo tartibda mana shunday o'zgartiriladi-da. Abituriyentga 6 yil davomida olgan ballarining o'rtachasi chiqarilib, kim a'loga o'qigan bo'lsa 5, yaxshiga o'qigan bo'lsa 4, kimniki 3.5, mana bu 3 ball to'plagan bo'ladi. Mana shu ballni o'zi test topshirgan yo'nalishi bo'yicha to'plagan ballni ustiga qarorga asosan qo'shilishi kerak. Qo'shiq hisoblanadi. Lekin bu hozirgi kunda amalga oshishi kerak edi. 23-24 o'quv yilidan boshlab deyilgan edi. Hozircha shu masalada bu hal bo'lish jarayonida turibdi. Yangilik kutilyapti. Kutilyapti. Rahmat. Mana bu yerda Urganch davlat universitetida defektologiya fakulteti yo'nalishi bormi deb so'rayaptilar. Marhamat. Endi hozirgi kunda bizlarda demak bu yo'nalish yo'q, defektologiya. Lekin mana vazirlikimizning topshirig'iga binoan biz hozir o'zamiz universitetda ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda
Surda tercümanlık boyunca kısa okul kurslarını təşkil kılgamız. İndi o yerde esasen hazır özümüzün tələbələrini okuduşunu rejeləşdirgənimiz. Çünkü bunda hazır cürekatta bir ihtiyacı var cəmiyyətdə. Ama yönelişine açış boyunca hazır ki gündə indi pedagogik yönelişler indi defektologiya hazır indi maksus pedagogiyada yürütülədi. Maksus pedagogika, pedagogik yöneliş bu geldiği sebeple bu yerde indi okuşka kabul kılış Urganç Devlet Pedagogika İnstitutu bazası da əməlgə aşışı mümkün. Universitetdə demek bu defektologiyanı açış boyunca hazırki gündə bizə demek tegişli təkliflərini əli şəkilləndirmədik. Hazırca şunu şəraitdə. Çünki defektologiyanı okuşu için əlbəttə yeterli kadrlar buluş gerek, baza buluş gerek, mütəxəssislər şəkilləniş gerek. Bunlar köpincə şu pedagogik sahaya talıqlı olan mütəxəssislər. Mərhəmət, pedagogik institutu da bu arada kan deyil. Bugünkü gündə ana yukarıda aytıb ötülgəndik. Biz deyəm şu Ali Təlim Fən və İnnovasiyalar Vəzirliyi tamamından tegişli tapşırıqlar verilgən, tegişli cəmiyyətlər bilən müzakere memorandum imzalaş cereyandamız. Yani vilayetimizde şu birinci ihtiyacını örgeniş meselesi koyuldu. İhtiyacını örgenip tez günde biz vezirlikke takdim kılamız. Şu esasda yenge 2023-24 oku yıldan başlayıp açılışı kütüle yaptı. Rahmet. Bana bu yerde ne bileyim kimya teknolojileri fakültetide kirgen okuydu. Turmuş kurganı sebeple okuşunu özümüzde köçürüşü mümkün mü? Deyip soru yaptılar. Karşıda okurkenler. Kaşkadarya'da üniversitede okurkenler. Elbette yukarıda aytıp ötkendi. Bu hazır ki tertip bu içe tahlilkiler de yan bozak. Savalıca cevap verir de yan bozak. Eğer bu müracaat kılıp durgen demek teletamaşa beynimizin neveresi okuş devrede turmuş kurgan bolsa, yani mesela ötkeyle okuşa kirip şu oku yılı devamında turmuş kurgan bolsa ve turmuş ortağını daimi yaşayacağı bizden vilayetimiz bolsa, o elbette arıza bilen müracaat kılışı mümkün. Keyin onu ornatılgan tertipte kandırılsa bize tegişli hüccetlerini, yani okuyan fellerini bizden oku rejelerine mas hüccetleri doğru hatalıkını ürgenip tölav şart kontrakt asası okuşunu köçürəmiz. Demek aynen. Mabada o halı tələbəlikke kabul kılınmazdan aldın turmuş kurgan bolsa ve ondan keyin okuşa kabul kılıngan bolsa bu hesabki alınmaydı. Şunu değil mi? Yok yok. Onda tertip bilgilenmeye. Rahmet. Ferzendin birinci baskış, birinci sesiyene tüketken yenge oku yıldan birinci baskış, ikinci sesiyeden okuşu köçürüşü mümkün mü? Yaş ferzendi var, aileli de yaptılar. Okuşunu köçürüş, yukarıda ait ötkenliğin her yılı oku yılı tüyep, yenge oku yılı başlanıştan aldım buladı. Şu 15. yıldan 5. avgust geçe arizala kabul kılınadı ve bunda demek baktığa ki ait ötkenliğin evvelki okuşcayı da hem meferlerini özleştirgen, borç gerek, yani akademik karzarlıkı bulmasılıkı lazım. Çünkü bizler gelmezsen okuşunu köçürüyen de bize onu özleştirgen fərlərini bizdeki okuricideki fərlər bilen çalıştırıp yani 393. Kararını açıp etti. Şu karar bilen tasdiqlanan nizamda umum kəsbi ixtisaslıq fərlərdən farklar törtdən aşması gerekli ki körsətilgən. Şu tələblərini muvafıqlığını görüb ki ruxsat verilərini. Rahmat, bana bu yerde ailede iki de şartnama kontrakt esasında okuyduğun talebe var. Şunun ki töreşte imtiyazlar var mı? Deyip soruyordular. Ali okuyucuları tamamda imtiyazlar var mı? İki de ferzende Ali okuyucuda təhsil alıyorken olsa töreşte Ali talim masasında talebelerini rağbetlendiriş camğarması mevcut. Bu talebelerini rağbetlendiriş camğarmasından üniversitet memuriyatı stratejik üniversitenin stratejik yönelişi yakarak bu mablağlarını sarflaş imkaniyatı mevcut. Kayseri Bölüm Üniversitesi bunu iktidarlı talebelerine, ilmi işlenmeler, belki layıkalarını işlep çıkmış talebelerine yöneltirilen olsa, Kayseri Bölüm Üniversitesi içtimai himayeye muhtaç, maddi tamamen kıynelgen, belki nagiranlıkı mevcut bulgen talebelerine yöneltirişi mümkün. Cemiyetinin yüzü, hükümetinin yönelişi bu içi aladigen bulsak,
Mesela bizim filialımız Mukasa'da aytadigan bo'lsam, o'tgan yili 2022 yıl dekabr oyida shunaqa toifadagi 100 ta talabaga 2,5 million so'm miqdorida moddiy rag'batlar ajratganmiz. Demak, 2 ta farzandni o'qiyotgan oilalar uchun. Oilasida 2 ta kontrakt bo'ladigan bo'lsa, bu ham ijtimoiy himoyaga muhtojligi bor degan ma'noda ularga rag'bat pullari ajratilgan. Rahmat. Mana bu yerda o'qishni ko'chirish bo'yicha farzandimiz Qirg'izistonda o'qiydi. Jismoniy tarbiya 4-chi bosqichga o'tdi. O'qishni yurtimizga ko'chira oladimi? Endi bu 4-chi bosqichga o'tib tugallash arafasida ekan, lekin hozirgi kunda buni jismoniy madaniyatda bakalavr o'zi 4 yil o'qiydi, oxirgi kursda ko'chirish imkoniyati bo'lmaydi. Yana bizni hozirdan tomosha qilayotgan bo'lsalar kerak, o'rta umumta'lim maktabini oltin medalga bitkazgan o'quvchiga, bitiruvchiga qanday imtiyozlar mavjud deb so'rayaptilar. Biz bu bo'yicha aytib o'tdik, hozir oltin medalga ham, kumush medalga ham hozircha oliy o'quv yurtiga kirishda biror imtiyoz belgilanmagan. Rahmat. Umuman olganda biz mana bir soatga yaqin mana shu ko'rsatuvimiz davomida yangi mana shu 2023-2024 o'quv yili uchun oliy o'quv yurtlariga talabalikka qabul qilish bo'yicha test sinovlarini topshirish yoki bo'lmasa viloyatdagi mavjud oliy o'quv yurtlariga qabul qilish yo'nalishlar, ixtisosliklar haqida so'z yuritdik. Demak, bu bizning dastlabki ko'rsatuvimiz. Biz hali mana shu yangi o'quv yiligacha bo'lgan muddatda, mana shu test sinovlarigacha bo'lgan muddatda turkum ko'rsatuvlar tayyorlashni va mana shunday jonli muloqotlar qilishni rejalashtirganmiz. Albatta, mana shu oliy o'quv yurtiga qabul qilish jarayonlari joriy yilning 20-iyun sanasidan boshlansa, biz hali bir qator ko'rsatuvlarni mana shu jonli tarzda efirga uzatamiz. Bugungi ishtirok uchun bildirilgan fikr mulohazalar, yurtdoshlarimizdan kelgan ko'plab savollarga berilgan javob uchun bugungi dasturimiz ishtirokchilariga samimiy minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.